Şu an sorun yok değil mi? Ölçülmeyen diye ararken ölçülemeyenleri gördük. Şimdi ölçülemeyen diye yazmadığım halde beni düzeltti Google. Ölçülemeyen şey diye arıyorsun galiba dedi. Hayır, ben öyle aramıyordum halbuki. Ölçülmeyen diye arıyordum. Hatta ben ölçülemeyen deseydim mesela lisansüstü eğitimim boyunca hocalarım beni resmen azarlarlardı. Yani ölçülemeyen ne demek? Ölçülememek gibi bir şey olamaz. Sen onu ölçememişsindir. Ölçülmemiştir derlerdi. Thorndike ölçmenin babalarından öyle söyleyelim. En büyük ölçmecilerden. Başka alanlarda da çalışmalarını duymuş, okumuş, karşısına çıkmış olabilir kendisi. Yani eğitim psikolojisi, ölçme değerlendirme, öğrenme süreçleriyle ilgilenmiş bir araştırmacıdır, bilim insanıdır. Der ki bir şey varsa belli bir miktarda vardır. Ve bu miktar belirlenebilir, bu ölçülebilir anlamına gelen bir şey söyler. Yani ölçülemeyen diye bir şey yoktur. Varsa bir şey, onu ölçebilirsiniz. Siz sadece doğru aracı kullanmamış olabilirsiniz, doğru yere bakmamış olabilirsiniz. Hatalı ölçümler elde etmiş olabilirsiniz. Ölçtüğünüzün farkında olmayabilirsiniz vesaire. Yani bir şey varsa ölçülebilir bir miktarda olmalı. Bunun farklı düzeyleri var tabii ki. Biraz daha aradım. Ölçülemeyen şeyler, ekşi sözlükten bir ifade çıktı karşıma. Ölçülemeyen şeyler diye bir başlık çıktı. Alttan yazarın biri demiş ki paranın satın alamayacağı şeyler diye bir açıklaması var. Konu dağılıyor gibi görünebilir ama şuraya bağlamaya çalışıyorum. Ölçülemeyen şey için birisi bakın paranın satın alamayacağı şey tanımını yapıyor. Buna tersinden bakarsak yani ölçmediğiniz şeyi diyelim satın almak zorunda kalabilir misiniz acaba? Şimdi ne ölçeriz? Ölçmüyorsak iyileştiremeyiz. Durumunu bilemediğimiz bir şeyi nasıl iyiye götürelim? Götüremeyeceğimize göre, iyileştiremeyeceğimize göre miktarını bilmediğimiz bir şeyi. Acaba bir gün gelir de bu ölçmediğimiz şeye muhtaç olur muyuz? PISA'yı duymuşsunuzdur. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Bu Andreas Schleicher galiba soy isminin nasıl okunduğundan emin değilim. PISA'nın koordinatörü, genel koordinatörü. Türkiye sonuçlarını inceliyor. Bu PISA 15 yaşındaki gençlerin, öyle söyleyelim. Matematik, fen ve okuma becerileri üzerine odaklanan uluslararası bir ölçme değerlendirme uygulaması. Bu belli periyotlarla yapılıyor. Bazı döngülerde matematik baskın olurken bazılarında fen baskın oluyor, bazılarında okuma gibi. Türkiye raporunu okuyor, yani Türkiye verilerini analiz ettiğinde gelip bize şunları söylüyor. Diyor ki öğretmenleriniz ne kadar başarılıysa eğitim sisteminiz, eğitiminizin genel başarısı ancak o kadar olabilir. Yani eğitimi sınırlayan şey sizin bu sonuçları almanızın arka planında yatan temel unsur öğretmendir diyor. Yani öğretmen ne kadar iyi eğitim etkinliklerini yürütür, ölçme değerlendirme faaliyetlerini yürütür, öğrencilerini geri bildirimlerle besler, iyi noktalara getirirse, öğretmen materyali ne kadar iyi geliştirebilir ve kullanabilirse eğitiminiz o kadar iyidir diyor. Bize söylediği diğer bir şey, dikkate alın diye uyarıyor yani. Dünya ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor gibi bir karşılaştırmada bunlardan bahsediyor. Artık önemli olan şey, yani 21. yüzyılda önemli olan şey, öğrencilere bir şeyleri ezberletmek, karşılaştıklarında ne yapacaklarını söylemek veya onlara tekrar etmelerini gerektirecek bilgiler sunmak, sağlamak değil. Bu karanlıkta veya işte belirsizlikte kendi yollarını çizebilecek pusulaları, kılavuzları onlara kazandırmaktır. Eğitimin temel çıktısı ya da hedefi belki de bu olmalıdır diyor. Yani okulda öyle bir etkinlikler bütünü işleyeceksiniz, ele alacaksınız ki öğrencileriniz artık kendi başarının çaresine bakabilecekler. Gerçek yaşam durumlarında bu öğrencilerini problemleri çözmek için kullanabilecekler. Çünkü yeni problemler okullarda öğretilen problemler değil büyük ölçüde. Birazdan buna da değineceğim. Örneğin 21. yüzyıl becerileri adı altında bir şeyler, bir takım yapılardan bahsediyor. Tabii ki bunlar üzerinde çalışılmış kavramlar ama mesela geçen sene yani 2019 ya da 2020'nin başlarında kim bilebilirdi küresel bir salgının bizi evlerimize tıkacağını ve enteresan becerilere ihtiyacımızın olacağını. Yani uzaktan öğretime
ihtiyacımız olacağını, hayatta kalma noktasında bazı becerileri kullanmamız gerekeceğini, bütün dünyayı bir salgının etkisi altına alacağını ve buna gerçek yaşamımızda biz problem olarak karşı durarak bir çözüm üreteceğimizi kim bilebilirdi, kim öngörüyordu? Yani bu 21. yüzyıl becerileri denilen yapıyı 20. yüzyıl düşünürleri mi bilecekler? Yani hani kendi yolumuzu bulacaktık, hani bilgiyi üretecektik, yapılandıracaktık, geliştirecektik, paylaşacaktık. Bakın nereye geldi hadise. Öğretim programının bu anlamda zenginleştirilmesi gerekiyor diyor Andreas. Ve öğrettiklerinizi artık büyük ölçüde gereksiz diyor. Yani dünya bu eğilimlerin peşinde koşmuyor diyor. Yani başka şeyler yapmanız gerekiyor. Gençlerde durum biraz böyle. Yani 15 yaş grubunda sıralama açısından geride olmakla beraber göreceli olarak mutlak değerlendirildiğinde yani beceri temelli bir değerlendirme yaptığınızda üst seviyelere çıkabilen öğrenci sayımızın yüzdesi düşük. Yani biz temel düzey ve biraz birinci düzey, ikinci düzeylerde bizim yoğunluğumuz. Uluslararası Yetişkin Becerilerin Ölçülmesi Programı var. Yine geniş ölçekli bir test. Bu testte kişilerin yani toplumun genelinin diyebileceğimiz 16-65 yaş aralığının sözel becerilerini, yeteneklerini, bir takım özelliklerini, sayısal becerilerini ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerilerini ölçüyor bu test. Yine uluslararası karşılaştırmalar sunan bir veri tabanına sahip. Ve tablomuza baktığımızda yetişkinlerin, işte bu 16-65 yaş arasındaki bireylerin büyük bir kısmının çağın gerektirdiği becerilerden yoksun olduğunu görüyoruz. Yani ne diyelim onlara? 21. yüzyıl becerileri veya diğer işte problem çözmedir, liderliktir, yılmazlıktır, iletişimdir, motivasyon vesaire gibi beceriler. Diğer bir çıktısı Türkiye'de eğitim kademelerinin beceri kazandırmada etkili olamadığı. Yani eğitim alıyor insanlar 12. sınıfa kadar geliyorlar ama kazandıkları şey beceri değil ya da öyle olmaz o iş gibi bir şey. Ve zorunlu eğitimden sonra beceri kazanma süreci duruyor bunun beraberinde. Yani liseden mezun oluyorsunuz, belki üniversite veya üzerine bir şeyler koyulabiliyor. Bittikten sonra öğrenme veya yeni beceriler kazanma da orada kendine son veriyor gibi bir durum var. Ve yetişkinler iş yerlerinde ve günlük hayatlarında bu sahip oldukları becerileri kullanamıyorlar. Yani iş ve personel arasında da bir uyumsuzluk var. Uygunsa bile becerisinin altında ya da dışında bir takım performanslar bekleniyor kendilerinden. Tablomuz biraz böyle görünüyor. O zaman biz okullarda ne yaptık? Yani niye yetişkinler becerilerini kullanamıyor? Niye okuldan sonra öğrenmeye devam edemiyor insanlar? Veya niye öğrettiklerimiz artık kendi gerçek dünyada çok da yer bulamıyor? Biz o zaman ne öğretiyoruz, ne öğrettiğimizi düşünüyoruz, ne ölçüyoruz ki eksik kalıyor bir şey. Yani sıkıntı nerededir, sorun nedir, nerededir diye baktığımızda öğrenmeyi, düşünme sürecini veya bu zihinsel davranışları genel olarak ele almak gerekiyor. Bunları sınıflamak, çeşitli taksonomilerle ortaya koymak gerekiyor. Bunun için de yaygın kullanılan taksonomilerden biri Haldane'ye aittir. Haldane zihinsel gelişim sürecini genel olarak erişi ve yetenek gibi iki temel boyutta ele alır. Bunlar yani hiyerarşik bir düzen işler. Erişi de kendi içinde bilgi ve beceri diye iki alt başlıkta ele alınır. Bilgi hatırlamayı yani o özelliğe ait, yani o duruma ait, kavrama ait temel kavramları bilmeyi ifade eden nokta, seviye. Beceri bu bilgilerin bir araya gelmesiyle ortaya koyulan yani kullanılmasıyla ortaya konulan davranışları, yetenek ise becerilerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı daha büyük, daha kapsamlı yapıları ifade ediyor. Ama bunlar arasındaki ayrımlar çok da keskin değil. Yani bilgi şurada biter, yetenek şurada başlar gibi kesin sınırlar çizmek çok da mümkün değil. Yani bunlar bir içerisine geçişken bir yapı arz ediyorlar. Yani bu renk skalasında olduğu gibi diyebiliriz. O zaman bizim okullarda ölçtüğümüz şeyler acaba hani az önceki uluslararası sonuçlarda araştırma sonuçları da söylüyordu. Yetenek olsaydı değil mi insanlar kendilerini geliştireceklerdi veya bu yetenekleri kullanacaklardı. Herhalde biz yeteneği ölçmedik ki eksik olduğunun da farkında değiliz. Neyi ölçtük o zaman? Biz neyin eksik olduğunu farkındayız. Biraz ne kazandırmaya çalışıyorduk, ne ölçtük sorusuna bu noktada cevap vermek gerekiyor.
Bu bilginin ölçülmesi veya zihinsel süreçlerin, zihinsel davranışların ölçülmesi gibi başlıkları okuduğumuzda, kaynaklara baktığımızda bazı sloganvari ifadeler görürüz. Der ki onlar, bilgi, olgu, kavram, ilke ve işlem, bilgi, olgu, kavram, ilke ve işlemlerin ezberlenmesidir der. İşte bazı kaynaklar yine der ki, bilginin kullanılması, zaman kullanılması, kazanılmasına göre daha önemlidir. Yani bilgi çok da kritik bir noktada değildir. Asıl olan bilginin daha üst düzey noktalarda, zihinsel süreçlerde kullanılmasıdır. Bilgiyi yani ihmal edebilirsiniz, o tamam, orasını geçin gibi bir şey, bir ifadelerle karşılaşırsınız. Aslında tam olarak durum böyle değildir. Yani az önce de konuştuk, bu hiyerarşik veya birikimli bir doğaya sahip olan bir süreç. Dolayısıyla bilgi olmadan, beceri olmadan, yetenekten söz etmek çok da mümkün olmuyor. Dolayısıyla bilgi varsa, kazandırılmalıysa okullarda ölçülmeli. Sıkıntı şu, biz sadece bilgiyi mi ölçüyoruz acaba? Yani bildiğimiz şey, eksiğini bulduğumuz ve giderdiğimiz şey bilgi ise bu beceriye, yeteneğe dönüşemiyor. Ama biz o zaman neyi ölçmeliydik aslında? Çeşitli becerileri, çeşitli yetenek düzeylerini ölçmeliydik. Yani sorun tam da sanki biraz burada. Yani biz neye değer veriyorsak, ne önemliyse çocuklarımızın, ülkemizin geleceğini düşündüğümüzde onları öne çıkaracak, herkes açısından sadece ülke değil, tüm dünyaya faydalı olacak yetenekleri, becerileri, değerleri, kazanımları neyse onları belirleyip onları ölçmeliyiz. Ama bunu yaparken de birçok şeyi, birçok faktörü göz önünde tutmamız gerekiyor. Örneğin çok fazla sayıda çıktısı olan bir ders için çok fazla soru ya yer vermeniz gerekir ölçme araçlarında. Dolayısıyla çok fazla soruyu uygulamak için çok fazla zamana ihtiyacınız olur. Aslında bir anlamda dersin içeriğinin ölçme şeklini de biçimlendirmesi, beraberinde getirmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bazı sınıflarımız çok kalabalık. Bazıları çok az tersine. Yani 15 öğrencili okullar, sınıflar da var. 60 öğrencili okullar, kurumlar da var. Şimdi öğretmen ne yapsın? Yani 60 öğrencinin yeteneğini ölçmeye çalışsa çok zor. Sınıf düzeyi bu noktada belirleyici. Daha küçük sınıflara uygulayabileceğiniz test türleri ile ileri sınıf düzeylerindeki öğrencilere uygulayabileceğiniz test türleri arasında farklılıklar var. Örneğin en kaba örneği, okul öncesinde yazılı sınav yapamazsınız çünkü okuma yazma bilmiyorlar. Onlara gözlem yoluyla bir takım ölçümlere dayalı geri bildirimler sunabilirsiniz. Ders saatimiz sınırlı. Yani hem konuyu anlatacaksınız, hem iyileştirmeye çalışacaksınız, geri bildirim vereceksiniz. Geri bildirimin etkili olup olmadığını da takip etmeniz gerekir. Yani öğrenciye sadece şu noktada eksiğim var demek yeterli değil ki. O eksiğini iyileştirmesi için ona fırsat sağlamak, iyileştirdi mi diye tekrar ölçmek, o kazanımı, ulaştığı noktayı koruyor mu acaba hala diye tekrar tekrar bu ölçmeleri zenginleştirmek gerekir. Derslerimizin bazıları teorik, bazıları uygulamaya dayalı. Dolayısıyla teorikse bir ders veya bir konu ölçme şekliniz başka olacak. Uygulamaya dayalıysa ölçme şekliniz, kullandığınız materyaller, ayırdığınız zaman bambaşka olacak. Yani bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor. Genel bir sınırlık ya da ne diyelim, yönlendirme söz konusu. Ne olursa olsun kullandığımız test türü veya yaş, sınıf düzeyi, her zaman dikkate almamız gereken bazı temel kavramlar var. Yani ölçümlerimiz geçerli ve güvenilir, daha doğrusu geçerliği ve güvenilirliği yüksek ölçümler olmalı. Buna çaba harcamalıyız. Peki nedir bu geçerlik, güvenilirlik diye baktığımızda, bu arada ben bir şey sorayım. Nasıl gidiyor? Çok mu hızlıyım ben? Birkaç bir şey konuşuruz, sonra soru cevap da zamanı kalsın diye hızlı anlatıyor olabilirim. Hocam gayet iyi gidiyor bence. Peki. Yani herkes sorusunu sona mı saklıyor acaba? Genelde öyle mi olur? Son hocam en sonda sorular alıyoruz biz. Peki, tamam. Ben o zaman uyarı gelmediği sürece ritminde devam ediyorum. Buyurun hocam, tabii. Geçerlik ölçümlerinizin istediğiniz değişkeni ortaya koyabilme gücü olarak tanımlanabilir. Amaca uygunluk. Yani neyi ölçecektik? Gerçekten onu mu ölçtük? Sorusuna ne kadar isabetli cevap verebildiğiniz.
Güvenirlik ise bu ölçme işlemini ne kadar hatasız yapabildiğinizle ilgili bir kavram. Biri diğerine tercih edilebilecek bir kavram değil takdir edersiniz ki. Yani öyle bir şey ölçmeliyim ki, yani bir özelliği öyle ölçmeliyim ki başka bir şey karışmamalı içine. Sadece onu ölçmeliyim, amacım onu ölçmek. Ayrıca evet sadece onu ölçüyorum ama mümkün olduğu kadar da hatasız olsun, hatası az olsun, isabetli olsun ölçümlerimiz. Altını açacak olursak çok fazla tartışmak gerekir. Güvenirlik, geçerlilik konusunda bu konuda kuramlar, farklı bakış açıları karşımıza çıkar. Ama özetle ne ölçeceksek sadece onu en isabetli şekilde ölçmemiz lazım. Tartışmanın buraya kadar olan kısmını birleştirecek olursak okullarımızda, iş yaşantımızda, kişisel ilişkilerimizde, yani kararlarımıza temel olacak ölçümlerimizde bu iki unsuru göz önüne almamız lazım. Yani bir öğrenciyi mezun edeceksiniz. O zaman bilgisine, becerisine, yeteneğine bakmanız lazım. Bir kişiyi işe alacaksınız. O zaman işte uyumuna, iletişimine, size potansiyel kurumunuza ya da işte ekonomiye potansiyel katkısına bakacaksınız. Bir kişiyle işte evlenmek istiyorsunuz. Bazı şeyleri önceden kestirmeniz gerekiyor. Nasıl davrandığına, nasıl iletişim kurduğuna, size nasıl yaklaştığına bakmanız gerekir. Olabildiğince farklı kaynaktan çeşitli şekillerde elinmiş verileri bir arada almamız, bir arada değerlendirmemiz gerekir. Ancak bu koşullar sağlandığında elde ettiğimiz puanın gerçekten ilgili özelliğe ait olup olmadığını anlayabiliriz. Yani geçerli, yüksek, güvenirliği yüksek ölçümler olmalı. Eğitim sistemi. Ne değinecek olursak tekrar, biraz da bu güncel tartışmalara gelelim. Eğitim sistemi diye hemen her eğitim kaynağına, hemen herhangi bir eğitim kaynağına bakarsanız bakın, sistem yaklaşımı, eğitim sistemi, eğitim sisteminin girdileri vesaire gibi başlıkları görürsünüz. Neredeyse bütün eğitim kitapları böyle başlar diyebilirim. Eğitim sisteminin bir takım girdileri olur. Nedir o girdiler? İşte öğrenci, öğretmen, fiziksel ortam, öğretim programı gibi girdileri vardır. İşte ekonomik girdiler, insani girdiler vesaire. Eğitim süreci vardır, sistemin süreç boyutu vardır. Süreçte de ne olur? O öğretim programının uygulandığı aşama. Yani sınıfın içine girip veya bir çevrimiçi ortamda bir araya gelip paylaşımların gerçekleştirildiği kısaca zaman aralığı. Ama buna tabii ki sadece zaman diye bakmamak lazım. Ortamda sürecin aslında bir bileşenidir. Materyaller sürecin bir bileşenidir vesaire. Ve bu süreç sonunda öğrencilerin veya bu eğitime tabi olan kişilerin bir noktaya ulaşması beklenir. Yani amaç girdinin çıktıya ulaşması, çıktıya ne kadar ulaştığının aslında belirlenmesi, programda öngörülen davranışların kazandırılmasıdır öğrencilere. En yalın itibariyle ifade etmeye çalışıyorum. Tabii burada sürecin, sistemin her aşamasında da bir ölçme değerlendirme boyutu var. Ölçme değerlendirme hem girdiyle ilgili, hem süreçle ilgili, hem çıktılarla ilgili ve bunlar arasındaki ilişkilerle de ilgili. Yani birbirinden bağımsız değil bunların hiçbiri. Yani girdinin kalitesinin, niteliğini, durumunu, miktarını, sürecin nasıl ilerlediğini, çıktıya ulaşılıp ulaşılamadığını ortaya koymanın yolu bunları ölçmekten geçer. Yani ölçmüyorsak değerlendiremiyoruz da geliyor yine hadise. Geçen sene tam da bir yıl kadar önce hiç ummadığımız bir şey oldu. Çin'in Wuhan diye bir kenti olduğunu öğrendik. Bir COVID-19 salgını başımıza musallat oldu. Yayıldı. Artık son hatta haftalarda mutasyonlardan söz etmeye başladık. Başka tür gripler de haberlerde çıkıyor. Artık neyi dinleyeceğimizi, neyi takip edeceğimizi şaşırdık. Tabii bu eğitim sisteminin de bir girdisi haline geldi farkındaysak. Hiçbir öğretim programında yazmıyordu. Hiç kimsenin acil eylem planında o yer almıyordu. Öyle anlaşıldı yani. Bütün dünyayı kastı kavurdu. Kimse buna hazır değildi. Bildiğimiz kadarıyla. Şimdi haliyle girdide böyle bir küresel salgın kendine yer bulunca ya da kendine yer açınca demek daha doğru belki. Bundan süreç de etkilendi, çıktı da etkilendi, ölçme değerlendirme de etkilendi. Her şey koronavirüsten nasibini aldı. Ne oldu? Süreç sınıf içerisinde yüz yüze gidecek iken İşte çeşitli kanallarla uzaktan yürütülmeye başlandı. Yani interneti kullandık şimdiki gibi. Televizyonlardan, radyolardan yararlandık. Bazı ülkelerde veya bazı zaman dilimlerinde tümüyle ertelendi.
Yani iki hafta okul tatili diye lanse edildi ama algılandı. Aslında işte uzaktan geçildi veya ara verildi gibi. İptal eden ülkeler var. Yani gerçekten tam kapananlar var. Bölgesel farklılıklar var. Yani bir ülkenin bir bölgesi tam kapanmadayken bir tarafta kısmi uygulamalara devam edildiği gibi süreç böyle ilerlemeye başladı haliyle. Çünkü çok baskın bir girdi koronavirüs. Çıktılara geldiğimizde çıktılara da yansıdı haliyle bütün bu olan bitenler. Çıktılarda bir takım eksikler oldu. Yani programda öngörülen hedeflere ulaşıldı mı, ulaşılmadı mı? Bunların bir kısmını bilemiyoruz. Bir kısmına ulaşılamadığını biliyoruz, ondan eminiz. Bir kısmı tümden ertelendi, seneye telafi edilmek üzere bir takım uygulamalara gidildi. Bütün dünya için konuşuyorum yani. Bu süreçte de hiç ölçmenin yapılmadığı durumlar da oldu. Yani şu ana kadarki bilgiler neyse karne notu o diyenler de oldu. Zorla demeyelim de yani farklı yöntemlerle ölçmeye çalışmak gibi bir sürecin izlendiği de oldu. Yani alternatif çözümler bulmaya çalıştık. Ne oldu alternatif çözümler? İşte sınıf içi yönünde yüz yüze yapacağımız sınavları eve ödev olarak vermeye başladık. Veya belli sistemleri kullanarak, öğrenme yönetim sistemlerini kullanarak işte birebir öğrencilerin şifreyle girip bazı testleri cevaplamalarını sağlamaya çalıştık. Bazı durumlarda hiç ölçme yapmadık. Örneğin öğretim programlarına baktığınızda öğrencilerin sadece bilişsel özellikleri değil, duyusal özelliklerinden de, psikomotor özelliklerinden de bahsedildiğini görürsünüz. Yani öğrencilerin sadece bir şeyi öğrenmesi, okuduğunu anlamasına odaklanmaz öğretim programları. İşte hayvanlara sevgiyle yaklaşmasına da odaklanır. İşte kişiler arası iletişim becerilerine de odaklanır. Ama herkes eve kapalı. Böyle bir beceri yok. İşte sosyal hayata uyumuyla da ilgilidir öğretim programları. Ama sosyal hayat sınırlı. Yani hem gün içinde sınırlı, hem yaş gruplarına göre sınırlı. Bazen günlere göre sınırlı farklı günlerde. Dolayısıyla bunları hiç ölçmedik. Örneğin beden eğitimi dersinde ya da genel olarak sanat veya psikomotor beceriler ekseninden bakıldığında ölçmenin yokluğundan söz edebiliriz. Veya çok kısmi, çok az, olduğunca diyebileceğimiz ölçmeler var. Haliyle bu bize nasıl yansıdı? Eksik şeklinde yansıdı. Yani murad ettiğimiz noktaya gelemedik. Ne oldu peki? Türkiye'de ve dünyada diye baktığınızda işte 16 Mart'ta eğitim öğretime ara verildi. Bir hafta sonra uzaktan öğretime, uzaktan eğitime geçildi. Bu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde EBA veya TRT EBA TV üzerinden olurken yüksek öğretim kurumlarında büyük ölçüde öğrenme yönetim sistemleri üzerinden oldu. Senkron, asenkron dersler, materyal paylaşımları, işte hatta YouTube'u, WhatsApp gruplarını ve yani ne kullanabiliyorsak aslında bakarsanız, işte elektronik portfolyoları kullananlar oldu. Yeni sistemler geliştirenler oldu. Bunu fırsata çevirenler oldu. İşte bilgilerin ele geçirildiği tartışmalar oldu. Hatırlarsınız bunları. Bunların hepsi bir yıl içinde oldu. Ne olmadı peki? Sınıf içi ölçme değerlendirme uygulamaları olmadı. Yani biz öğrenciyi görmedik. Büyük ölçüde görmedik. Yüz yüze göremedik. Öyle söylemek daha doğru belki. Ama öğrencilerimize ödevler gönderdik. Onların bize bunları bir şekilde iletmesini sağladık. Çeşitli sınırlıklar ortaya çıktı. Bilgisayarı olmayanlar, bağlantısı olmayanlar, işte köyde yaşayanlar, engelliler, yani fiziksel engelliler, zihinsel engelliler, özel eğitim grubu diyelim genel olarak. Bunlarla ilgili, yani bütün bu süreçle ilgili ölçümlerimizi alamadık. Sınırlı aldık diyelim. Puanlamada sıkıntılar oldu. Bu çoğu kez medyaya da yansıdı. Başımıza da geldi. Aramızda öğrenciler varsa da yaşamıştır. Öğretim üyeleri, öğretmenler varsa da bundan payımızı aldık, öyle söyleyelim. Yani puanlamada bir parça esnek davranmış olabilir miyiz acaba diğer önceki senelere göre? Veya zorlanmış olabilir miyiz? Aslında bu kadar zaman, enerji, emek harcamazdım ben bu testi puanlamak için. Ama COVID-19'dan ben de etkileniyorum. Yani öğrenci zor durumda ama öğretmen de aynı tehdit altında değil mi? Yani bir de evine kapanıp, bir de babalık yapacak, bir de hayatta kalacak, bir de işte işini yapacak, bir de sınav okuyacak. Yani o da çıkmıyor evden. Gibi bir durumla da karşılaştık. Dolayısıyla puanlama çok sınırlı oldu. Ve bu noktada geri bildirim iyice sınırlandı. Yani geri bildirim yani giderek azalıyor. Yani öğrenciye göndermede sorunlar var. Puanlamada daha çok sorun var. Geri bildirimde daha da çok sorun var. Yani öğrenciye cevabın
yetersiz ya da şu noktadan itibaren yanlış olmuş. Şöyle iyileştirebilirsin, öğrenme sürecinde çıktılara daha iyi ulaşmak için şu kaynaklara yönelebilirsin gibi geri bildirim veren öğretim üyelerinin sayısı gerçekten az. Benim çevrem daha az, öyle söyleyeyim en azından. Hem yakın hem tanıdığım çevrede. Buralarda sıkıntılar yaşandı. Şimdi ilk slayta dönecek olursak, yani ölçmüyorsak geliştiremiyoruz. Yani işte ölçmedik ki geri bildirim verelim, geri bildirim vermedik ki iyileştirsin. İyileştirmesine fırsat tanımadık ki karşılaştıralım. Dünyada neler oldu diye bakacak olursak, işte Kuzey Carolina Üniversitesi'nde örneğin not verme sürecini ertelediler. Yani dönem bitti ama öğrencilere puan vermediler. Sadece geçti mi kaldı mı onu ifade eden bir puan verdiler ve çeşitli sebeplerle görevini tamamlayamayan, ödevini tamamlayamayan ya da işte projelere katılamayan kişilere 3 ay zaman tanıdılar. Yani dönem bitti, sistemlerini ona göre revize ettiler, yazılımlarını, işte kullandıkları altyapıyı. CV notu verdiler, yani koronavirüs notu verdiler. Yani beklemede, dönem bitti ama puanı yok. 3 ay süre, bu 3 ay içerisinde yani bilgisayarın yoksa artık yani her şeyi de üniversiteden beklememek lazım. Bir şekilde bulman lazım. Hastaysan iyileşme yönünde adımlar atman lazım. Veya başka bir zarar gördüysen artık bunu bir şekilde telafi etmen lazım. 3 ay süre veriyorum. Zaten öbür dönem başlıyor. Veya işte mezun olunuyor, işe başlanıyor. Bu 3 ay içerisinde yani böyle bir çözüm üretenler oldu. Türkiye'de de tartışıldı. Harf notu yerine sadece geçti kaldı ifade eden puanlar mı versek diye. Kendine yer bulmadı. YÖK'e de sunuldu biliyorum yani böyle öneriler. Ama puanlamaya devam edildi. Şimdi ne oldu? Harf notlarında veya genel ortalamalarda genel olarak bir patlama yaşandı. Yani esnek puanlama, yüksek not gibi oldu. Ben başıma gelen bir şey anlatayım. Bir öğrencim üçüncü kez alıyordu istatistik dersini. Üçüncü alışı işte bu döneme denk geldi. Geçtiğimiz döneme denk geldi. 7-8 kişi var sınıfta. Yani o, çünkü öğretim programı değişti. Artık onlar son kalanlar. Yani onlar da mezun olunca, bitirince program kapanacak. Olmadıkları için ya da olamadıkları neyse devam ediyor uygulamalar. 90 aldı. Yani vize ve final ortalaması 90. Bir hafta kadar WhatsApp'tan, mailden arayarak, 2 gün arayla, 3 gün arayla, bir sabah bir akşam bana ulaştı. Neden 100 almadım diye. Ki 90 AA'ya karşılık geliyor. Yani kaçla AA aldığını tartışıyor öğrenciler. Yani 90 yeterli değil. AA ama 95'le AA almak istiyorlar. Böyle bir eğilim var. Kontrol edemediğimiz başka değişkenler de var. Yani kendi aralarında soruları paylaşmaları, cevapları paylaşmaları, kendi karşılaştırmalarını yapmaları gibi sıkıntılar da var. Belki gerçekten sadece artı eksi, yani geçti kaldı şeklindeki bir puanlama ya da değerlendirme ve bu dönemlerin genel not ortalamasına dahil edilmemesi belki de en iyi çözümdü. Belki de. Peki bu uzaktan öğretim ve yüz yüze öğretimi karşılaştırdığımızda yani olmadı mı? Yani yerini tutmuyor diyoruz ya, yani keşke yüz yüze olsa, keşke eskiye dönsek, meğer ne kadar güzelmiş. Bunları da yine duymayan ve söylemeyen neredeyse yoktur. Eskisinin kıymetini bilemedik gibi. Yani hiç mi tutmaz peki yerini, olamaz mı? Yani araştırmalara baktığınızda hani olmadığını söyleyenler var. Yani eş miktarda, eş düzeyde etkilidir diyenler var. Belki biraz daha makul bence araştırmalar. Yerini tutar ama çok daha fazla çaba sarf etmelisiniz diyorlar. Yani siz yüz yüze derste yaptığınızın aynısını hiç değiştirmeden çevrim içi derste yapıyorsanız olmaz. Yani bir sunum hazırlıyor ve bunu seslendiriyorsanız insanlara bunun başarılı olmasını beklemeyin. Başka bir şeyler yapmanız lazım. İşte katılımı arttırmanız lazım, yöntemleri çeşitlendirmeniz lazım, araçlarınızı çeşitlendirmeniz lazım, sıklığını değiştirmeniz lazım. Kullandığınız altyapıda güncellemelere gitmeniz lazım. Öyle gidip ben anlatayım, onlar not alsın şeklindeki bir uygulama yüz yüze öğretimi yerini tabii ki tutmaz diyorlar. Peki nasıl zenginleştireceğiz?
Özellikle bunlara sunumda yer vermemeye çalıştım. Pek çok çünkü hem video var hem kaynak var. İşte Kahoot'tur, Quizizz'dir, Sokrates, çok fazla uygulama var. Bunların avantajları var, dezavantajları var, sınırlıkları var vesaire. Onlara girmiyorum ama zenginleştirme noktasında amacımıza uygun, gruba uygun, kullanılabilir öte yandan. Yani herkesin erişebilmesine imkan da sağlayan araçlar, yaklaşımlar neyse hepsine sıcak bakıyorum. Sıcak bakılması da gerekiyor. Ama illaki hepsini eş zamanlı kullanmaya kalkarsak da bu sefer kontrol edilmesi çok zor. Yani bir derste hem Kahoot'a yer vereyim, hem ders esnasında soru cevap yapayım, öğrencilerin aktif katılımını sağlayayım, hem de ödevlerine geri bildirim vereyim derseniz o zaman onu kontrol etmeniz çok zor oluyor. Gerektiği ölçüde, doğru noktada ihtiyacımız olan hangisi ise onu bulup kullanmak lazım. Artık artılarını, eksilerini bakabiliriz. Bu konuda da yapılmış bir 1001 projesi var. Onu da bitince paylaşayım, soru varsa bu konuyla ilgili. Ama bir takım kayıplarımızın olduğunu biliyoruz. Bunun farklı olduğunu da biliyoruz öte yandan. Yani kayıp herkes de aynı değil. Küçük yaş gruplarında daha fazla öğrenme kayıpları var. Bu grafik kesiksiz olan çizgiler diyelim. Hiçbir sıkıntı olmasaydı yaz tatili boyunca ne kadar öğrenme kaybı olurdu gösteriyor. Yani ama her şey yolunda gitseydi de Haziran'da mezun edildik, yani okul kapandıktan Eylül'de okul açılana kadar ki o birkaç aylık sürede öğrenmelerde bir miktar kayıp oluyor. Bunları biliyoruz. Bunları inceleyen çok sayıda araştırma var. Ama COVID-19'un etkisiyle bu kaybın daha da arttığını görüyoruz. Yani kayıp da daha fazla. Bir diğer çıkarabileceğimiz sonuç, bakın sınıf düzeyi arttıkça kayıplar azalıyor ama daha düşük sınıflarda kayıplar daha da fazla. Bir de öğrenme kaybı değil de öğrenme eksiği diye bir ifade var. Şimdi kayıpla eksik arasında fark olmalı. Bir şeyin kaybolması için önceden elde edilmiş olması gerekiyor. Öğrenme eksiği ise hiç elde edilemedi. Yani oraya hiç ulaşamadık. O bir kayıp olarak görülmeyecek haliyle. Eksik olması başka, kaybolması başka demek istediğim. Öğrenme eksiği nasıl karşımıza çıkar? Yani aslında öyle olmamalıydı. Ama ulaşamadık. Eksik kaldı. Bu işte bir dişi eksik çatal gibi görünüyor. Ama yani hiç de olamamış değil. Yani boş da geçirmedik bu zamanı ama murad ettiğimiz yere de ulaşamadık. Yani kısmi bir öğrenme var. Kısmi bir bilgi var. Biraz da kavram yanılgıları var. Kısmi kavram yanılgısı, tam kavram yanılgısı. Bunu çok su götüren tartışmalar bunlar. Ne yapmamız lazım o zaman bizim? Yani öğrencilerimizle karşılaştığımızda biz biliyoruz ki seneye geldiklerinde veya işte yüz yüze okul açıldığında öğretmenlerin, yani herkesin bildiği şey şu. Eskiden üstüne koyabildiğimiz noktada değiller. Çünkü bir yıldır ilk defa okullara gidildi diyebiliriz genel olarak. Dolayısıyla bizim öğretim programımız buna hazır değildi ama sanki her şey normalmiş gibi çeşitli önlemlerle, kontrollerle, sınırlarla olmakla beraber gidiyor. Dolayısıyla çıktılarımızı da şekillendirecek şey ön öğrenmelerimiz olduğuna göre, yani inşa ederek gidiyoruz ve ön öğrenmelerimizin eksik olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Yani acil bir telafi programına geçmemiz lazım. Yani açtık, öğrenciler geldi veya gidecekler. Gelmeseler de nerede eksik var? Acil, hızlı bir şekilde bunları tespit edip kimde ne var, kimde ne eksik ya da bunları gidermemiz lazım. Ama bunları nasıl yapacağız? Yapıyoruz. Yaptık. Yapacak gibi de görünüyoruz açıkçası. Yani çok karamsar bir tablo çizmek istemem ama bu birkaç günde bitecek iş değil gibi görünüyor bana. Koronavirüs ve etkileri ve belki başka virüsler. Ne olmalı ya da ne oluyor? Öğrenci başarısını biz nasıl ölçtük? Nasıl ölçebiliriz diye baktığımızda sıklıkla çoktan seçmeli testleri kullandık. Ödevler kullandık. Açık uçlu sorular sorduk. Onlar bir takım işte cevaplar verdiler öğrenciler. Bize dosyaları geri gönderdiler. Gönderdik hocalarımıza, öğretmenlerimize. Puanlandı ve bir süre sonra
karşılığını gördük. Genelde burada kaldı zaten. Gözetimsiz yaptık sınavları yani. Görmedik. Gözetimsiz sınavlar çok kullanışlı öte yandan. Yani geçerlikten, güvenilirlikten bahsettik ama çok pratik. Yani hele ki çoktan seçmeli test kullanırsanız uzaktan öğretimde, bu öğrenme yönetim sistemlerinde siz soruyu yazarsınız, doğru cevabı bu dersiniz. Öğrenciler vakti gelince, sistem açılınca sorulara cevaplarını verirler. Bitirdikleri anda sınav puanlanmış olur. Bitti. Bu kadar. Nesnel puanlanırlar. Yani yorulmaz puanlayıcı, dikkati dağılmaz, tanıdığına fazla puan veremez, sevmediğinden kıramaz. Amiyane tabirle. Farklı puanlayıcılar arasında fark oluşmaz. Çünkü nesnel tıkır tıkır bilgisayar puanlıyor. Ama soru türü birazcık sınırlı. Yani açık uçlu soru sormaya kalkarsanız cevaplarla baş edebiliyorsunuz. Çoktan seçmeli sorarsanız yani sınırlı sayıda soru üretebiliyorsunuz. Öğrenciler soruları paylaşıyorlar. Bu çok önemli bir sıkıntı olarak karşımıza çıktı. Yani soru havuzumuz dar. Yani bir öğretim üyesi veya bir öğretmen ya da herhangi bir kişi uzmanı olduğu konuda kaç tane soru yazabilir? Sadece bunu öğretim diye düşünmeyin. Yani bir sanatçı, yani heykeltıraş, heykelle ilgili kaç soru sorabilir? Bir aşçı yemekle ilgili kaç soru sorabilir? Bir öğretmen dersiyle ilgili kaç soru hazırlayabilir? Mutlaka bunun cevabı başka öğretmenlerle bir araya gelse, yeterli zaman verilse, kapsam biraz daha esnetilse çok tabii ki. Ama bir kişinin performansı sınırlı olacaktır. Öte yandan diğer bir sınırlık sınava giriş sayısı ve süresi. Yani giremeyenler oldu, birkaç kez girip bunu avantaja dönüştürmeye çalışanlar oldu, sistemleri ele geçirmeye çalışanlar oldu. Ya bunlar da bazı sınırlıkları, önlem almak lazım. En büyük sıkıntı belki de soruların, cevapların paylaşılması oldu. Yani arkadaşlarımız arasından birini seçtik ya da seçtiler diyelim. Beraber girdiler ya da onu tamamen ateşe attılar. Bütün ekran görüntülerini aldılar ve bu işi bitirdiler. Yazılım donanım bağlantı sorunları hem öğretim üyesinin hem öğrencinin, öğretmenin hem kullanılan veri tabanı, yani EBA çöktü örneğin. Üniversiteler bayrağı çekti, olabildi. Elektrikler kesildi gibi böyle sıkıntıları da var. Bir çözüm, yani avantajı aslında dezavantaja dönüştüren bir yaklaşım belki de. Yani çok zengin soru havuzuna sahip olan hocalarımız, örneğin 500 tane sorusu var havuzda, 20'şer tane herkese rastgele seçtirerek sordurduğu sistem. Ama bu 20 soru karşılaştırılabilir puanlar üretiyor mu acaba? Yani hangi 20'den alınan puandan bahsediyoruz? Bunların güçlükleri aynı oldu mu? Yani burada bir testin adaletinden de aslında söz edebiliriz. Yani adil mi herkese farklı soruların rastgele gitmesi? Bir kısmının aynı olması, karşılaştırılabilir olması için yeterli midir? Ya da başka önlemlere baktığımızda sınava giriş sayısını sınırlayanlar oldu. Yani sınava sadece bir kere girebilirsiniz. Kaç aldıysanız aldınız. Elektriğinizi, internetinizi, her şeyi artık bunları sağlamak sizin elinizde dediler. Ya da en fazla iki kereye girebilirsiniz sorun yaşarsanız dendi. Ama bu bir kesin çözüm sağlamadı. Çünkü kesintinin bir kere olacağı konusunda bir garantimiz yok. Yani elektrik kesildi ve iki gün gelmedi. Veya demin elektriğim kesilmişti, şimdi bilgisayarım kapandı. Gibi sorunlar olabilir. Oldu da. Bireyselleştirilmiş testler var. Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test gibi de adlandırılıyor. Burada yine geniş bir soru havuzu olmakla beraber aslında çok vaat eden bir başlık. Öğrencinin karşısına ya da test alanın karşısına genel olarak bir önceki soruya doğru cevap vermişse daha zor bir soru, yanlış cevap vermişse daha kolay bir soru çıkarıyor sistem. Böylece size özgü bir sınav halini alıyor zamanla karşılaştığınız soru takımı. Yani doğru cevap verenler arasından giderek zorlaşan, yanlışsa giderek kolaylaşan veya sizin gerçek durumunuzu daha iyi tespit etmeye çalışan, ortaya koyan sistemler var ama anlaşılacağı üzere çok geniş bir soru havuzunuzun olması lazım. Çünkü doğru doğru yanlışa da hazır olmalısınız. Doğru 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 yanlış yanlışa da hazır olmalısınız. Baştan yanlışa da hazır olmalısınız gibi. Zor. Soruda teste geçen süreyi sınırlayanlar oldu. Yani bir soruya cevap vermeden başka bir soruya geçemiyorsunuz. Ve onun için de 30 saniyeniz var. Yani kopya engelleyelim. Ama ben okuma hızım herkes kadar yüksek değil, yetiştiremiyorum. Veya şu an bu soruyu cevaplamak istemiyorum. Birazdan dönüp bakamaz mıyım? Hayır, bakamazsın. Bu bir sınırlık.
Soruların ve seçeneklerin yeri karıştırıldı. Yani herkes aynı test gidiyor toplamda baktığınızda ama sizin birinci sorunuz başkasında 17. oluyor. Ve bunu bir çözüm sağlamadığını söylüyor araştırmacılar. Çünkü öğrenciler birinci sorunun cevabı A diye paylaşmıyorlar. Şu sorunun cevabı şu seçenek diye paylaşıyorlar. Dolayısıyla sizde 1 olmuş, 7 olmuş. Doğru cevap sizde A'ymış, C'ymiş. Etkilenmiyor bundan testi alan ve paylaşan ve test alan öğrenciler. Öyle söyleyelim. Otomatik soru üreten algoritmalar var. Yani siz mekanizmayı çeşitli algoritmalara tanıtıyorsunuz. Nasıl sorular istediğinizi, kapsamı, anahtar kelimeleri, sorunun bağlamını. Yazılımlar size sonsuz sayıda soru üretebiliyor. Veya çok sayıda diyelim soru üretebiliyor. Böylece herkesin aslında yapacağı işlem aynı olmakla beraber sorusu farklı oluyor. Örneğin diyorsunuz ki soruya, sisteme tek basamaklı iki doğal sayının toplanmasını gerektiren bir matematik sorusu sor diyorsunuz. Birine 3 artı 2 sorulurken birine 4 artı 8 soruluyor. Dolayısıyla soruların paylaşılması anlamını yitiriyor. Ama çeldiricileri nasıl yazacağız? Burada bir sıkıntı var. Acaba gözetimsiz yapsak da yine de kendi laboratuvarımızda mı yapsak? En azından bilgisayarlarda bazı önlemler alırız dendi. İnsanları bir araya toplamanın COVID-19 riskini arttıracağı gerekçesiyle bu fikirden hızlıca uzaklaşıldı. Ayna destekli sınavlar var. Yine sosyal medyada da çok geniş yankı buldu. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Bazı kurumlar öğrencilerine ayna gönderdiler. Kameralarını açmayı zorunlu tuttular. Sınavların alınması esnasında kamera ve ses kaydını aldılar. Zor iş gerçekten. Yani düşünün, bir öğrenci yaklaşık 8 ders alsa, bir okulda 50 bin öğrenci olsa, daha iyimser olalım, küçük bir okul 10 bin öğrenci olsa 80 bin sınav yapar. 80 bin saatlik video kaydını kim inceleyecek, kim izleyecek de kopya çekildiğini tespit edecek? Yani 80 bin saati izlemeniz için 80 bin saate ihtiyacınız var. Ya da 80 bin kişi bir saatte bitirebilir. Yok yani, böyle bir altyapı yok, mümkün değil. Öte yandan bu aynayla izlenmek acaba insanların kişisel haklarını, kişisel verilerini ihlal ediyor mu? Ekstra istenmeyen tedirginlik yaratıyor mu ki geçerlik ifadesinde bahsetmiştik. İstemiyorsak, amacımız dışındaysa karışmasını engelleyelim dedik. Biz tedirginliği karıştırmak ister miyiz ölçme sürecine? Herkese farklı ödev verelim dendi. Bunu nasıl puanlayacağız? Nasıl geri bildirim vereceğiz? En belki isabetli çözüm üst düzey zihinsel özellikleri ölçmek. Yeteneğe bağlayacak olursak tekrar. Yani kişilerin bilgiyi hatırlamasını ölçecek sorularla karşılaştırırsanız, ortaya koymasını sağlayacak sorularla karşılaştırırsanız, doğru yanlış gibi, çoktan seçmeliler gibi, bunları kullanırsanız paylaşırlar tabii. Zaten paylaşmasalar bile elde ettiğiniz bilgi sınırlı. Sizin bilgiyi kullanabilme, üretebilme becerisini ölçecek bir soru sormanız lazım ki hem orta ve uzak vadeli amaçlarımıza da hitap edelim, hem paylaşma problemini ortadan kaldıralım. Yani iki farklı zihinden iki farklı proje çıkmış olabilir mi? Olamayacağına göre bu paylaşmanın etkisi ortadan kaldırılabilir. Belki ya da kaldırılabilir. Bazı üniversiteler, bilmiyorum bu doğru mu, alttaki slide, fotoğraf, ismini vermeyeyim, bir üniversitede böyle bir form imzalatıldığı söylendi. Yani kopya çekmeyeceğim, başkasından faydalanmayacağım, işte alıntı yaptığım kaynakların hepsini listeleyeceğim. Hocam, size sunduğum ödev gerçekten sadece kendi eserimdir, kendi elimden çıkmıştır gibi bir şeref sözü bildirgesi imzalatıldığı söylendi. Bu uydurma da olabilir, bana çok inandırıcı gelmedi. Ama bu konuyu biraz okuyunca, yani insanlar acaba gerçekten böyle bir şey imzalasalar kopya çekmezler mi? Çekmiyorlar. Ya da önemli ölçüde azalıyor. Hatta çekenleri iskiyonluyorlar, öyle söyleyelim. Bu yönüyle tanınan üniversiteler olduğunu gördüm biraz okuyunca. Yani Türkiye için söyleyecek olursak mesela nedir? ODTÜ deyince teknik üniversite aklınıza gelir. İşte dil tarih deyince işte sosyal bilimler alanında ileri bir üniversite aklınıza gelir. Boğaziçi deyince onu çok pek çok kişi tartışmaz. Mesela gemi mühendisliği deyince işte Yıldız Teknik, İTÜ gelir. Örneğin akla. Akademik dürüstlük deyince de akla gelen üniversiteler var. Yani bir üniversitenin adını söylüyorsunuz, işte Newcastle Üniversitesi diyorsunuz. Aa, orada kimse kopya çekmez diyor insanlar. Neden? Algı öyle. Hem algı öyle hem uygulama öyle. Yani hoş geldin dediğinde
İmzala bakalım kopya çekmeyeceğine dair şu belgeyi diyorlar. Ve insanlar kopya çekmiyor gerçekten. Belki en baştan böyle bir önlem alınabilirdi. Hocam süreyi uyaracaksınız sanırım. Toparlamak üzereyim. Tamam hocam, evet. Peki ne yapmalıyız? Ne yapmamız gerekiyor? Parça parça değindik. Yine bu soldaki karikatürü mutlaka görmüş, karşılaşmışsınızdır. Adil olmak gerekiyor. Bunu zenginleştirmek gerekiyor bir de. Yani hem adaletli ölçme yapmamız gerekiyor, hem zengin ölçme yapmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar farklı kaynaktan, farklı zamanlarda, farklı şekillerde ve neye değer veriyorsak, onu da tekrar vurgulamak isterim. Onu ölçmemiz bizim için ne önemliyse ya da çocuklarımızın gelecekte neye ihtiyaçları olacaksa onu ölçmeli ve eksikleri varsa gidermeliyiz, yoksa da geliştirmeliyiz. Bu anlamda tek bir test türü, tek bir ölçme şekli, tek bir ölçme zamanı önermek isabetli olmayacaktır. Böyle bir süreci izlemek anlamlı da olmayacaktır. Herkese aynı sınavı uygulamak da çok anlamlı değil bakın. İşte ağaca çıkın bakalım. Herkes ağaca çıksın. Ne kadar işte zeki balıktan bunu bekleyemezsiniz. Ona uygun bir sınav hazırlamamız gerekir. Son da hocam slide'ım gerçekten. Saatim de tam 19.50 olmuş. Bilmiyorum, ölçmenin hem yerel, hem güncel, hem ulusal, uluslararası düzeydeki yansımalarını, yerini, eğitimdeki ve kişisel yaşantımızdaki yeri ve önemini, dikkat edilmesi gereken hususları genel olarak tanıtmak, paylaşmaktı amacım. Değerlendirmelerinizi bekliyorum açıkçası. Siz de beni çok teşekkür ederiz. Özellikle hani samimi duygularınızı da ifade etmeniz daha anlamlı oldu bizler için. Arkadaşlar sorularınız varsa chat bölümünden yazabilirsiniz. Şimdi ben şeyi soracağım. Yani bu normal zamanlarda örneğin yüz yüze eğitim yaparken, bu hem üniversite için hem K12 seviyesi için düşündüğümüzde, evet. Geri bildirim yapmıyorduk hocam zaten biz ya. Yapıyor muydun? Olmuyordu hocam, sınırlıydı. Evet. Şimdi yani hani şu an uzaktan öğretim süreçlerini biz isteyerek gerçekleştirmedik. Yani bir nevi az önce söylediğiniz gibi yani öğrenme kayıpları farklı, öğrenme eksikleri elbette farklı kavramlar. Öğrenme kaybını en azından asgariye düşürmek adına eksik de olsa bir şeyler yapma faaliyeti içerisinde girmiş gibi geldi bana Milli Eğitim Bakanlığı. Hani doğrudur, yanlıştır, eksiktir. Bunu günlerle tartışabiliriz. Burada birazcık öğrencinin o, hani yazında ben de o araştırmaları inceledim. İkinci Dünya Savaşı döneminde eğitim sosyal tarih temelleri çalıştığım için İkinci Dünya Savaşı döneminde de örneğin İngiltere'de öğrenme kayıplarının yoğun bir şekilde yaşandığını biliyoruz, okullar 6 ay kapatılınca. Yani sadece yazın o 2 aylık sürede değil. Bununla ilgili çalışmalar var ama o 2020'deki çalışmanızla merak, hani koyduğunuz şeyi merak ettim. Çünkü nasıl ölçüldü şu an merak ediyorum. Öğrenme kayıpları yaşanmadı. Okullar kapalıydı. Normal ölçmeyi yapamazken onu nasıl yaptık bilmiyorum. Tahmin midir? O çalışmayı da aslında görmek isterim, sizden bir ara isteyeceğim. Tabii ki hocam, hay hay. Yani geri bildirim zaten yapmıyorduk gibi geliyor bana hocam. Bilmiyorum. Yüz yüze de. Yani zaten öğrenmemiş. Sınavdan öğrenci dört, tamam, üniversitede kalıyor, tekrar oluyor. Belki tekrar öğrenme sürecine yönlendirmiş oluyoruz zorakiye. Ya o, tabii, da hani ne kadar iyi öğreniyor sonradan alttan alınca, o tartışmalar ayrı bir şey ama K12 seviyesinde ben geri bildirim verildiğini sanmıyorum, hani gözlemlerim ve bilgilerim ya da duyduklarım çerçevesinde. Ne dersiniz? Hocam şöyle, yani geri bildirim eksikliğini sadece COVID-19 ve son bir yılla ilişkilendirmek tabii ki yetersiz. Yani buradaki ifadem, bilmiyorum, sadece Covid de geri bildirim olmadı gibi ise o değil aslında. Yani ölçmenin genel sıkıntıları. Yani tabii, hani en baştan dedik ya, ölçmüyorsanız iyileştiremezsiniz. Ya şimdi ölçtük, bir şeyi puanladık ve kenara koyduk dediğiniz ölçüde. Yani öğrenciye nasıl iyileştireceğini, nasıl kendini geliştireceğini söylemediğiniz sürece işte bunun yansımalarını biz PISA'da yıllardır görüyoruz. Yani neden geride kalıyor öğrenciler? İyileştirmeleri için bir zemin yok, bir motivasyon yok. Bu yönde destekleyen yok demeyelim de az diyelim, yani yetersiz. Bir mekanizma da yok. Öğrencilerimizi bu yönde teşvik de etmiyor muyuz acaba? Yetersiz miyiz? Bu sadece COVID-19 değil dediğiniz gibi.
Pizza da bizim tutarlı bir. Özellikle en büyük problemlerinden bir tanesi o geri bildirim vermemek. Yani hem büyüklerin de hem büyük problemlerinden bir tanesi. Tabii hocam. Yani siz de merak edersiniz. Yani bir örneğin dil sınavına girersiniz. Şu puan aldım. Ya hangileri yanlış acaba? Yani en basit geri Evet. bildirim yani. Ki hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu da verilebilecek en kötü geri bildirimlerden biridir. Yani öğrenciye kendisini iyileştirmesi için hiçbir şey sunmaz. Evet. Yani peki ne yapmam gerekiyordu? Ya da ne yapmadım? Belki daha da farklı bir bakış açısı. Geri bildirim mutlaka gerekir. Bizde çok az. Ya bizde kültürel olarak da az galiba hocam. Yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Burada sağlık Çok özür bilimleri... dilerim. Siz konuşurken biz yoklama da alacağız bu arada. Ekrana o çıkacak. Kusura bakmayın. Bilginiz olsun. Selim Tabii. Hoca'nın yoklamayı ekrana alalım isterseniz. Buyurun hocam. Sağlık Bilimleri Fakültesindeki bir hocamızla başka bir konuda sohbet ederken dedi ki kültürel olarak bizde sağlık alanında geri bildirim de çok zayıftır falan gibi bir şeyler söyledi. Hocam ne diyorsun dedim. Ya bizde iyileşen bir daha gelmez dedi. Ama Batı'da diyelim ya da bazı başka kültürlerde iyileşen iyi olduğunu söylüyor dedi. Veya iyiyim ama şimdi de şuyum var diyor dedi. Yani takip etmeniz de zor oluyor kişileri diyor. Yani sağlıkta da böyle bir şey var. Sağlık sektörü de geri bildirim alamamaktan muzdarip. Yani aslında biz kendi durumumuz hakkında birilerine bir şey söylesek belki hastalıkları da azaltacağız. Bel ağrımız da geçecek. Ama şimdi bel ağrınız olduğu konusunu da kimseye söylemiyorsunuz. Bir şeye bir konuda öğrenmeksiniz olduğunu da bir şeye söylemiyorsunuz. Kimse size bunu iyileştirmeniz için fırsat sağlayamıyor haliyle. Ve siz o bel ağrısını çekmeye devam ediyorsunuz. Evet. Gibi. Bu öğrenme için de geçerli aynı şekliyle. Yani nasılsın sorusuna cevap gelmiyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı sınav yapılacağını merkezi olarak karar aldığı için hani öğretmenlere Evet. tavsiyeniz ne olurdan ziyade kendi adıma da örneğin hani biz diyorsunuz ki işte çok boyutlu sınavlar yapmamız belki eşitlik, adalet açısından anlamlı olacaktır diyorsunuz. Şimdi o söylediğiniz sistemleri, ÖYS'yi biz de kullanıyoruz işte öğrenme yönetim sistemlerinde. Genelde bizim de yaptığımız havuza soru ekleyip içerisinden seçiyoruz. Yani yerlerini ve seçeneklerini değişen çoktan seçmeli testler yaparak gerçekleştiriyorum ben. Başka bunun alternatifi yok. Çünkü diğeri dediğiniz tarzda şimdi ben bir şubede 40-50 öğrenci olduğunu düşünüyorum ortalama. 5-6 şubeye girdiğim için 250 öğrenciye böyle proje tarzı, proje tabanlı bir ödev veya zamana yayılmış bir ödev verip vermem için dediğiniz gibi her öğrenciye en az 1-2 saatlik okuma yapmak, 1-2 saat de yetmeyecek ciddi okumalar yapmak gerekiyorsa 2 saat diyelim 500 saat ayırmam demek oluyor. Zaten ona ne süre yetiyor? Evet. Dolayısıyla mecbur çoktan seçmeli yapıyoruz yani açık söylemek gerekiyorsa. Başka alternatifim yok ki yani. Bunu bilmiyorum hani eşitsiz, adaletsiz davranıyor muyum? Ben de hep kendime sordum ama mecbur kaldığımız için yapıyoruz. Yani yüz yüze de kendi aslında test yapıyorduk ama en azından onda birazcık o geri bildirim birazcık daha fazla oluyordu yani ne bileyim. Hani tartışıyorduk bir sonraki derste veya yeni bir kaynak öneriyorduk farklı şeyler oluyordu ama şimdi yapamıyoruz maalesef. Evet. Sınırlık hocam. Bilmiyorum süremiz ne kadar ama çoktan seçmeli kötü değil. Tek başına ise kötü. Ya da beraberinde farklı puanlama şekilleri de var. Birkaç dakika bahsedeyim. Bir, bu COVID-19 çağrısına çıktı TÜBİTAK baharda, Nisan-Mayıs aylarında. Yani 6 ayda bitecek, binbirleri destekleyeceğim ama toplum sosyal salgının toplumsal sosyal ekonomik etkilerine yönelik acil eylem planı diye uygulamalara çıktı. Bir tanesi de benim de 1001 test diye bir uygulama geliştirdik. 1001test.net. Yazabilirsiniz belki ilgilenenler Tabii. görebilir. İlgilenenler, merak edenler sayfadan da takip edebilirsiniz. 1001test.net. Şimdi paylaşmak için sistemi çalıştırdım ama biraz cevap vermesi uzun sürüyor. Çok hesaplama yapıyor arka planda. Yansıtayım size bir tanesini. Yani 8'de farklı bir oturum olunca öğrencilerin bir Öyle kısmı mi? ayrıldılar ama biz devam edebiliriz. O problem değil. Şu an var yani 40'ın üzerinde katılımcımız var. Peki, tamam. Birkaç sayfalık bir şey daha göstereceğim slaytlık. Onu buna eklememiştim yeri gelmez diye sordunuz. teşekkürler. Hemen şuradan.
Burada değil, burada değil. Tekrar paylaşabilir miyim? Bu bitti herhalde. %100 diyor ama dursun mu? Zeynep hocam paylaşımı açma imkanımız var mı? Ben tekrar... Ben anladım şeyi zaten. Paylaşım açık şu an hocamız zaten. Ha, pulling is closed diyor. Bunu kapatsam olur mu? Tabii tabii, o yoklama olmuş. Kapattım. Peki. Şuradan. Yine tam ekran yapayım. Şimdi çoktan seçmeli testler yaygın olarak doğru yanlış cevap üzerinden puanlanır. Yani doğru seçeneği işaretleyen alır, diğer seçenekleri işaretleyen ya da başka bir cevap veren puanı alamaz. Ama farklı puanlama şekilleri var. Seçenek kısmi puanlama verilebilir. Yani 1-0'ın ötesine zaten geçmek. Zaten soruların güçlüğüne bile dikkat edemiyoruz ki hani... Bazen tabii, bakıyorum işte sadece kendimiz konuya hakim olunca bu acaba sorular çok mu zor oldu diyoruz. Birkaç evet. tane kolay olsun diyoruz ama bunun tam anlamıyla böyle eşit bir şekilde dağılım. Yani 5 tane çok zor, 5 tane çok zor. Kolay, 5 tane orta seviyede. Bunu yapmıyoruz ki. Evet. Bir de bir hocam sizin öngörünüz değil mi? Yani sizden istedim. Evet benim öngörüm. Dediğiniz gerçekten gibi. Öyle mi? Bana, zaten bana göre hepsi kolay. gibi. evet. Şimdi... Çoktan seçmeli bir soruyla karşılaştığında öğrenciler ne yapar? Bazıları 3 tane 4 seçenekli gibi düşünün soruyu. Ne yapabilir? Doğru cevabı işaretler ve sonraki soruya geçer. Yanlış cevabı işaretler ve sonraki soruya geçer. Boş bırakır geçer. Başka bir seçeneği eleyebilir. Yani üstüne çizeriz ya böyle çizmişizdir. Evet. Yani sınavlar hazırlanırken. E şıkkı olmaz diyoruz. E değil diyor aynen. Ama doğru cevabı da veremiyor. Şimdi çeldiriciyi eliyor yani öğrenci değil mi? çeldiriciyi eleyebilmek bilginin göstergesidir. Ama öğrencinin düzeyi doğru cevabı bulmaya yetmiyor. Ama bir kısım çeldiriciyi eleyebiliyor. Ama biz ona sıfır veriyoruz. Bazı öğrenciler var iki çeldirici eleyebiliyorlar. Ama yine doğru cevabı veremiyor. O ondan daha iyi ama biz ona da sıfır veriyoruz. Bizim için... Tek puan alacak yer, yani sıfırın farkı olduğu durum doğru cevabı işaretlemiş mi, işaretlememiş mi? Ama bir sürü davranış sergileyebilir öğrenci. Yani yanlışı eleyebilir, doğruyu eleyebilir. Bir çeldirici eler, sonra doğruyu bulur. İki çeldirici eler ama boş bırakır gibi bir sürü kombinasyon ortaya çıkabilir. Dolayısıyla doğruyu işaretlemek, yanlış işaretlemek ya da boş bırakmak arasında, yani 1-0 arasında aslında bir sürü renk var. Bu işte farklı puanlama yöntemleri. Şimdi çok ayrıntısına girmiyorum ama işin içine dahil edildiğinde -4 ile +4 arasında değişen puan verebilirsiniz. 4 seçenekli bir soru için söylüyorum bunu. Ne yaptığına bakarak. Yani iki çeldirici eledi, bir doğru cevabı eledi gibi. İşte bu kombinasyonlardan biri denk gelecek. Doğrusuna, yanlışına göre de -4, +4 arasında bir bilgi. +4 puan şu anlama geliyor. 3 çeldiriciyi de eledim ve kalanın doğru olduğunu söyledim. Yani tam bilgi var bende. Ama bir çeldirici eleyen kısmi bilgi. İki çeldirici eleyen daha yüksek kısmi bilgi. Yanlışı eleyen kavram yanılgısı. Bizim de peşinde olduğumuz şey biraz bu değil mi zaten? Yani geri bildirim noktasında. Yani kim tam biliyor, kim biraz biliyor, kim yanılıyor, kim çok yanılıyor. Bunları bilebilsek, hele ki bunu çoktan seçmeliyle yapsak, hele ki bunu bir sistem yapsa, yani biz soruları yazalım ve kimde, hangi konuda, nerede, ne kadar bilgi var bunu görsek. İşte bir soru örneği, öğrenci nasıl cevaplamış olabilir? Hangisi nitel değişkendir diye bir soru sormuşsunuzdur. Der ki A değil, B değil, D değil, C. Bu tam bilgi. Başka ne yapmış olabilir? A değil, B değil ama C mi D mi emin değilim. Bakın kısmi bilgi. Başka ne yapmış olabilir? Yanlış bir seçeneği seçmiştir. Bir tane eliyor ama işte bir sürü kombinasyon olabilir. Bunları bir araya getirdiğimizde şöyle bir tablo üretiyor. Bu yazdığımız proje kapsamındaki sonuç. Bakın satırlar öğrenciler, sütunlarda 20 soruluk bilimsel araştırma yöntemleri testi. Koyu yeşiller tam bilgi, kırmızılar tam kavram yanılgısı, sarılar kısmi kavram yanılgısı, açık yeşiller işte tonlamasına göre -4'ten +4'e doğru gidiyor. Şimdi kimde ne kadar var çoktan seçmeliyle
daha ayrıntılı bir şekilde görmek mümkün de aslında yani. Ama bunun için özel sistem gerekiyor tabii ki. Evet. Kimde var? İşte kim yapabiliyor? Hiçbir sistemde yani hiçbir OYS'de yok, böyle bir şey yok. Bu ancak tezlerde, makalelerde özel ilgilenen kişiler kendilerine yapıyorlar. Ama ilgileniyorsanız ya da katılımcılarımız, dinleyenler, bilmiyorum bu videoyu daha sonra bir yerlerde paylaşıyor musunuz YouTube'da mesela? YouTube'a koyacağız hocam izninizle. Tabii ki. Dikkatini çekerse herhangi bir kişinin 1001test.net adresinden herhangi bir kılavuza da ihtiyaç duymadan, yaptığımız testler onları gösterdi çünkü, ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bu öğrencilerinizin hangileri hangi konuda ne düzeyde ayrıntılı bilgi elde etmemizi sağlayan bir sistem haline aldı. Kısaca bahsedeyim. Bir bölgesindeki üst bölgedeki öğrenciler yani öğrenme düzeyinin yüksek olduğu grup. İki, yani eksiklerinin fazla olduğunu gördüğümüz öğrenciler. Aynı zamanda öğretim üyesine de geri bildirim sağlıyor. Hocam özür dilerim de bir soru var. Diyor ki tabloda orada da yazıyor. Evet. HDDC ne demek diyorlar. Elemeye dayalı doğru cevap yöntemi. İşte o projede şu tablo. Az önceki ekranda görünüyor ya hocam. Şunu diyorsunuz. EDDC. Hayır. Bir şey, normal bu yeşil örüntülerin olduğu yerde de vardı. Tamam. Buradan yola çıkarak oraya geçeyim. Elenmeye dayalı doğru cevap puanı oradaki açılımı şeyin, EDDC'nin. Yani hangi seçenekleri eledi ve bunları ne kadar isabetli eledi? Buna bakarak bir elemeye dayalı doğru cevap puanı üretiyoruz. Yani işte az önce konuştuk olasılıkları. Sadece bir çeldirici elediyse ama işaretleme yapmadıysa, bir çeldirici işaretledi ve doğru cevap işaretlediyse 2 puan alır. 3 çeldirici eleyip doğru cevap işaretlediyse 4 puan alır. Sadece yanlışı doğru işaretlediyse işte -1 puanına karşılık gelir. Burada puanın eksi olması çok anlamlı değil, önemli de değil. Bizim teşhis etmemiz açısından, farkları ortaya koymamız açısından çok bilgi sağlıyor. Yani 4 seçenekli bir soruya 8 farklı puan verebiliyorsunuz, 9 farklı puan verebiliyorsunuz. Çoktan seçmeli. Yani nasıl olur da -4 alırım çoktan seçmeli? Nasıl -3, -2 ne demek? Şu demek. Tam kavram yanılgısı, tam bilgi, kısmi bilgi, kısmi kavram yanılgısı. İşte ne yaptığına göre değişir öğrencinin. Bir sürü kombinasyon var. Bu EDDC puanları yani -4 artı 4 arasındakileri renklendirdiğimizde de şu çıkıyor karşımıza. Ben olsam İki bölgesindeki öğrencilere bir telafi programı uygularım. Bir bölgesindeki öğrencilere bir sonraki konu hakkında okumalar veririm. 3 numaralı sütundaki soruyu çok zor diye gözden geçiririm. 4 numaralıdaki konuyu da bir daha ele almam. Çünkü hemen hemen herkes doğru cevaplamış. Yani ona ulaşılmış, ona ulaşılamamış, bunlar ulaşmış, bunlar ulaşamamış. Yani hem öğrenci açısından hem konu açısından fotoğraf sunuyor diyebiliriz yani. Belki ihtiyacımız olan bu. Yani ben olsam bu öğrenciler döneme başladıklarında artık benden ders almıyorlar ama matematik öğretmeni olsa okullarda alıyor mesela. Yani bir sonraki dönem yine matematikçiyle devam ediyorsunuz. Biyoloji öğretmeniyle devam ediyorsunuz vesaire. Ben olsam geldiklerinde kimde ne eksik var? Bu sistem ya da başka bir şekilde fark etmez. Belirler. Birkaç haftayı bu işe ayırırım. Yani telafiye ayırırım. Çünkü üstüne nasıl yeni şey koyabilirim? Bakın altta eksikler var. Yani sarmal gitmiyor mu hadiseler? Üst üste birikmiyorlar mı konular? Ben soru varsa göremiyorum. Şu an ekranımı kapatayım. Yani yorumlar var genelde. Evet. Sorular sadece anlattıklarınızla yola çıkarak Tuğba Ulusoy böylece dersin verimi de artar demiş. Hatta bence de. Ben çok... böyle bir iddiamız var daha doğrusu. Yani eksiği belirleyip gidermiyorsak, yine ilk slayta döndük. Yani ölçmeden, iyileştirmeden yolumuza devam ediyorsak, PISA sonuçlarına şaşırmamak gerekiyor. Çok yalın tabirle yani. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli bir saat geçirdik. Hatta bir saat de geçtik fazlasıyla. Yani. Zaman ayırdığınız için gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, laf lafı açtı biraz da sorular da. Hayır estağfurullah, çok keyifliydi gerçekten. Hani son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları alalım, bitirelim hocam. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Benim için de çok keyifliydi.
toparlamam gereken sunumların olduğunu gördüm. Yani bunlara daha hazır olmam gerekiyormuş. Benim için de hızlı bir pratik ve tekrar oldu. Katılımcılarımıza ulaşmak benim için de keyif verici bir Yani bir etkinlik. kaynak önerirseniz, yani temel olarak ölçme Tabii. değerlendirme de kaynak önerirseniz onunla kapatabiliriz hocam. Sohbet kısmından yazayım isterseniz. Biz daha sonra gruptan da paylaşabiliriz. Oraya yazarsanız evet. Yani şu Tabii. an katılımcıların büyük bir çoğunluğu çıkmış çünkü. Fuat Turgut, Yaşar Baykul, Halil Tekin, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanının Türkiye'deki ne diyelim, temel Kurucuları. hocalarıdır. Tem kaynak kitapları ortaya koyan, kuran hocalardır. Çok şimdi birini yazdık, hepsini yazacak mıyız? Çok hoca var. Yani eğitimde ölçme ve değerlendirme kitapları bu hocaların özellikle. Yani eskidir kitaplar ama eski olması artık unutulduğu anlamına gelmez, temel olduğu anlamına gelir. Yani zaman içerisinde hataları giderilmiştir bu kaynakların, yeni konular eklenmiştir. Başka kaynaklara kaynak olur hale gelmişlerdir. Yani şu an bu hocaların elinden çıkmamış herhangi bir ölçme kitabını alın, kesin kaynakçasında bunlar vardır. Evet. Ve yeni baskıları da yapılmaya devam eder. Bazılarının öyle Hatta söyleyeyim. YÖK baskısı herhalde, Fuat Turgut'un YÖK baskısı. YÖK değil mi Evet o? evet. Yaşar Hoca'nınki ÖSYM baskısı. ÖSYM, pardon, ÖSYM'nin Evet. baskısı, evet, pardon, Evet. ÖSYM. Daha sonra ticarileşti, öyle söyleyeyim. Bilmiyorum sakıncası var mı? Yok. Rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Özel olarak Pisa, Teams vesaire gibi geniş ölçekli sınavlarla ilgileniyorsanız Türkiye Teknik Raporları yayınlanıyor. Bunları eğer getin, yani bakanlığın çeşitli sayfalarından, yani basit aramalarla ulaşabileceğiniz kaynaklar, öyle söyleyeyim. 1001test.net'i az önce konuşmuştuk. Atlamadan bir sayfanın daha linkini göndereyim. Adım adım uzaktan ölçme. Şu. Bu da yine bir arkadaşımızın, ölçmeci arkadaşımızın aynı çağrı kapsamında desteklenen projesi, uzaktan öğretim sürecinde hangi ölçüm araçlarını hangi amaçla nasıl kullanabiliriz'i derleyen bir web sayfası. Az önce andık bazılarını, işte Kahoot'tur, ne bileyim Quizizz'dir veya rubrikler, testler, çoktan seçmeliler, Socrative'dir, Edmodo, Google Classroom gibi araçları, imkanları, sınırlıkları, kapasiteleri ölçüsünde tanıtan, ziyaretçilerini yönlendiren bir rehber gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yani en güncel çalışma bu, bildiğim, bu anlamdaki en güncel çalışma. Onun haricinde şunu da belirtelim. Kurumsal mail adresim. Burada yer verdiklerim ya da bunların dışında yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz herhangi bir konu, kaynak, bilgi, sayfa, yani herhangi bir konuda yazmaktan lütfen çekinmeyin. Hocam çok teşekkürler. Nuri Doğan Hoca'nınki de tatminkardır eminim. Yani karşılaştırmak haddime değil zaten. Alanda çok kitap vardır hocam. Siz temel ilk bu işin duayenlerinden bahsediniz. Yoksa saysak ölçme alanında, Bitmez. yani en başta Şener Hoca'nın bile ismini hani burada bir, yani Tabii. bir sürü isim var. Şimdi tek tek onu tek tek saymamız biraz şey olur. Ama şunu söyleyeyim Esma Hanım'a. Nuri Doğan Hoca'nın ki varsa başka bir şey daha almanıza muhtemelen gerek yoktur. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnşallah farklı programlarda, farklı yerlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah hocam. Zeynep Ben Hocam, teşekkür ederim. söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok hocam, teşekkür ederiz Ufuk Hocam'a da bizimle vakit. Sondu. Kış dönemi 10. haftamızı tamamladık Ufuk Hocamızla. İnşallah yararlı olmuştur arkadaşlar. Ödevleri teslim noktasında siz bilgilendirdiniz herhalde hocam. Evet Evet. hocam, buradan paylaşıyoruz zaten. Tamam. Gönderdi birazı. Ben de söyleyeceğim farklı bir şey yok. Yani sosyal medya hesaplarında zaten birçok arkadaşımız birbirimizi takip ediyoruz.
Ben de yazabilirim size sosyal medya hesaplarını arkadaşlar. Yani Twitter ve Instagram kullanıyorum zaten. Tunay Kamer, bitişik harflerle. Oradan sadece ben Tuğba'ya mı yazdım yanlışlıkla? Ben böleyim hocam. Ali Yıldırım demişim ama durmuş Ali Özçelik. O an yanlış aklıma geldi. Test geliştirme kılavuzu vardır hocam. Ali Yıldırım nitel araştırma yöntemleri yani. Bir an karıştırdım. O da geçerlik güvenilir konusunda faydalı olabilir şüphesiz. Ama test geliştirme konusunda durmuş Ali Özçelik. Şimdi sohbete bir daha bakınca fark ettim. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocalarım. İyi akşamlar değerli arkadaşlar.